Şimdi bu yılki ANMET etkinlikleri bir ikilik içerisinde, yani Serçeşme'de Alevi toplumunun Rıza şehrinde rızalık için hizmet edip cem yapıp rıza lokması yiyen bir Alevi toplumunun içindeki hizmet, rızasız cem yapılması Alevi toplumuna bir ihanettir. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Ama ki devlet eliyle de Alevliği yok etmek isteyenlere de asla da müsaade etmeyiz. Etmeyeceğiz. Ya şimdi dergahlar biliyorsunuz Kültür Bakanlığı elinde kültür varlıklarına bağlı olduğu için ister istemez devlet orada bir baskı kuruyor. Çünkü kendi yeri gibi gösteriyor ama orası Alevi toplumunun Serçeşmesi'nin Hünkârhacı Bektaşi Veli huzurunda tabii ki oranın sahipleri Alevilerdir. Aleviler orada bağımsız bir şekilde hiçbir etki baskı altında kalmadan ibadetini yapması gerekir. Yani bu devlet oradan elini çekmeli. Bütün bizim türbelerimizden, dergahlarımızdan elini çekmeli. Çünkü evet biz orada sloganda şunu da söyledi arkadaşlar. Devletin ve hükümetin Alevisi olmayacağız ama devlet de bizim devletimiz. Hükümetin dediği gibi de bir alevlik işlemeyeceğiz, yapmayacağız. Biz ikrarlı bir toplumuz. Hah Muhammed Ali'nin yolu neyi emrediyorsa, neyi gerektiriyorsa biz ona göre hizmetimizi, ona göre cemimizi yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Biz buralarda da hizmet ederken biz bunları göze alarak, bu gençlere anlatarak bir mazlum, bir zalim hiçbir zaman boyun eğmemeli. Yani sende güç var diye bir mazlumu da ezmemelisin. Çünkü kendini nerede rahat, huzurlu hissediyorsa bir insan orası onun evidir ve ibadethanesidir. Özgürce ibadetini yapsın. Devlet bu tür şeylere karışmamalı bence. Elini de çekmeli. Yani birilerini kullanarak, ön plana atarak Alevi toplumunu, Alevi gençliğini asimile etmek, bir başka tarafa yönlendirmek bu doğru bir şey değil. Biz bunu kabul etmiyoruz. Şimdi zaten o meydanı oluşturan kişiler zaten sıkıntılı insanlar. Alevi toplumu tarafından benimsenmeyen, kabul edilmeyen bir yapı. Şimdi Kültür Bakanlığı'nın ne kadar personeli varsa gerek inanan gerek inanmayan boynuna bir tane kart takarak oraya getirip orada o işi yapmak Alevilere ihanettir. Alevileri yok saymaktır. Bu ihanetinin bedelini oradaki o insanlar eminim ödeyeceklerdir. Bu toplum onlara da o bedeli ödeyecektir. Ama biz hiçbir zaman biz devletimize karşı çıkmadık. Hep devletimizin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Bu devlet bizim devletimiz. Orada o pirin huzurunda Rıza şehri girmeden rızasız cem yapılması da normal. Orada biz cem değil, orada görsel bir şölen gibi insanlara göstermesini biz doğru da bulmuyoruz. Cem öyle olmaz. Cem'de rızalık vardır. Cem'de paylaşmak vardır. Cem'de sevgi vardır, saygı vardır, hoşgörü vardır. İncinsen de incitme diyen Hünkârhacı Bektaşi Veli'nin huzurundasın. İnsanlar o kadar yerlerden geliyorlar, zaman ayırıyorlar, para harcıyorlar ki pire ulaşmak, pirin dergahına yüz sürmek için. Sen o dergahı baltalıyorsun, o insanların inancıyla dalga geçiyorsun. Şimdi biz bu sene bu kararsızlıktan dolayı çok şey turlar götürmedik ama seneye her cemeğimizden, her kurumumuzdan biz Türkiye Alevi Federasyonu olarak her cemeğimizden en az 4-5 otobüs kaldırarak orada daha çok büyük bir kitleyle orada var olacağız. Var olmaya devam edeceğiz. Gerekirse cemimizi, o meydanda cemimizi yapacağız. Sohbetimizi yapacağız. O pire yakışır. Hizmetinin orada etkinliğimizi yapıp geri döneceğiz. Geri adım yok. Biz bu yola baş koyduk. Kazım Karabekir'in ismini Şahin Erdem Cemil olarak değiştirdim.